Efendim, Türkiye ve Basın burada çok önemli bir rol üstleniyor. Evet, kötü gördüm. Toplumlar büyüdükçe iletişimin de kıymeti ve değeri artmaktadır. İster teknolojik, ister siyasi, ister askeri, hangi yönde olursa olsun gazetecilerin, basının bu iletişimdeki payı çok büyüktür. Basın, toplumların gözü, kulağı ve dilidir. Gördüğünü alır ve duyması istediğini, görmesi istediği diğer toplumun diğer kişilerini yazıyla, görsellikle ve herhangi bir iletişimle ona aktarır. Sonuçta toplumda herkes her şeyden haberdar olur. Dünya hızla geçirken ülkeyi de hızla geçmek zorunda. Ve basın burada çok önemli bir rol üstleniyor. Evet, kötü gördüğünü, yanlış gördüğünü yazacak ki toplum dikkat çeksin ve yanlışa gidilmesin. Öncelikle bu özel ve anlamlı gününüz kutlu, yolunuz mutlu olsun. Orada uzun 19 ilçesi var. Kocaman bir aileyiz. Ve bu ailenin en önemli değerlerinden biri de sizlersiniz, basıncı aileniz. Oğlumuzun ve ülkemizin gelişmesinde hepiniz hakikaten çok önemli roller alıyorsunuz. Çok önemli işler yapıyorsunuz. Biz geldiğimizden beri bu konuda önemli görev yapan, hakikaten bizlere her konuda yol gösteren ve katkı sunan tüm arkadaşlarımızı öncelikle tebrik ediyor ve onlara kocaman bir teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi de Ordu Valiliğine teşekkür ediyoruz. Bizi yine bugünlerde hatırladılar. Vallahi ilçelerimizden de gelen gazeteciler arkadaşlarla birlikte bir araya geldik. Güzel oldu. Yani bunun aslında yılda bir defa değil de zaman zaman olmasında fayda var. Yine tekrar her iki kuruma da teşekkür ediyorum. Güzel bir meslek yaptığımız için de mutluyuz. Abi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü de başta çalışan arkadaşlarımız olmak üzere bizim gibi bu işi yıllardan beri sürdürenlere de kutlu olsun diyorum. Arkadaşlar özverili gayretleri, işte işyeri sahipleri, vezde sahipleri, imtiyaz sahipleri olsun, çalışanlar olsun. Bu işin mutfağında olanlar olarak ciddi anlamda zor şartlar altında bir hizmet veriyorlar. İşte toplumun, STK'ların, siyasetin, hayatın her noktasının aslında bir sesi olmayı, basılı kağıt üzerinde buluşturmayı, herkesin birbirinden haberdar olmasını esasında temin ediyoruz. Bir noktada da aslında yaşadığımız coğrafyaların gayri resmi karalama tarihini de tutmuş oluyoruz. O anlamda işimiz zor. Kalem oynatmadan, vicdan sahibi, ahlaklı, belli kurallara riayet ederek yayın hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Tabii ki benim için çok önemi var. Çünkü ben bu mesleğe başladığımda 1960'da gazete satarak başlamıştım. 62'de de bir fiil gene gazete sattım. Matbaada çalıştım. Sonra gazetecilik yaptım. Ama bir elin parmakları kadar yoktu. Şimdi o kadar hoşuma gidiyor ki. Ne kadar dolmuşuz. Ne kadar doluyuz. Ama bugün özel bir gün. Herkesi kutluyorum. Herkesin iyi olmasını istiyorum. Bu sıkıntılı günlerimizin de bir an önce geçerek gene eski mutlu günlerimize dönmemizi arzu ediyorum. Gazeteciler için Ordu basını açısından Ocak ayı çok önemli. 10 Ocak çalışanlar gazeteciler günü. Bugün herkes bilmiyorum birazdan muhtemelen hatıra fotoğrafa da çekilecek ama her geçen yıl maalesef 10 Ocak'ta vefat eden gazetecilerimiz de oluyor. Bunu biraz espriyle falan anlatıyoruz ama herkeste de ölüm korkusu da olduğunu da görüyorum. Büyüklerimize sorunca böyle şakasını bile istemiyorlar konuşmayı. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günümüzü hepimizin kutluyorum, tebrik ediyorum. Sizin de aynı zamanda. Teşekkür ederim. Valla memleketimize hizmet etmek için bu işe başladık, büyüklerimizden başladık. O gündür bugündür devletle beraber sorunlarımızı dile getirip
gündeme taşıyıp çözmeye çalışıyoruz. Tüm arkadaşlarımın da bu doğrultuda gitmesini istiyorum. Son günlerde gerçi gazetecilik mesleği biraz daha kolaylaştı bana göre. Eskiden internetimiz yokken biz kendimiz haber kaynaklı kendimiz ulaşıyorduk. Ama şimdi sosyal medya üzerinden haberler biraz daha kolaylaştı. Arkadaşlarımız işini kolaylaştırdı. Bu vesileyle tekrar teşekkür ederim ben size. Tüm arkadaşlarım tekrar onları çalıştığı arkadaşlarım. Bugün gerçekten çok bütün meslektaş bir araya geldiler. Çok güzel bir şey. Ama sırf 10 Ocak Çalışan Gazete Günü değil de her zaman bir araya gelmekte fayda var. Çünkü sorunlarımız hakikaten çok büyüdü.